Şimdi bir mimari eseri iki boyutlu değil de üç boyutlu anlatmanın en iyi yöntemi bu. Şu anda da mimarlık ofislerinde bir müşteriye vesaire bir projeyi anlatırken en iyi yöntemlerden birisi maket yapma tekniği. Gerçi şimdi VR tekniklerle direkt gözlüğü takıp şeyin içinde bulunma, mekanın içinde bulunma da gerçekleşebiliyor. O da yavaş yavaş yapılıyor ama çok yavaş. O yüzden maket yapmak çok önemli bir sunum tekniği. Bunun yanında maket yapmak bir çalışma tekniği. Yani siz kendi projenizi geliştirirken maket yaparak, o kütlelerin oranını görerek, oynayarak kütlelerle projenizi de geliştiriyorsunuz. Şimdi genellikle öğrencilerde şöyle bir anlayış var maket konusunda. Ben projemi bitireyim, tasarımını bitireyim, hoca onay versin, tiki koysun, sonra maket yapayım. Öyle bir şey yok. Maket de zaten o çalışma sürecinin bir parçası. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden yani maket yapmak için projenizin tasarımının tamamen bitmesini beklemiyoruz. Şimdi ilk başta konsept maketleri yapıyoruz. Konsept maketlerinde en önemli şeylerden biri malzeme. Malzeme kullanacağız ve bu konsept maketi sizin konseptinizi aktaran bir şey. Yani belki içinde hiçbir kütle olmayacak. Belki sadece tellerle oluşturacaksınız. Belki sadece çöplerle oluşturacaksınız. Belki sadece bir şeylerin kapaklarıyla oluşturacaksınız vesaire. Yani önemli olan burada sizin mimari konseptinizi nasıl üç boyuta çevirdiğiniz. Kütlenizi demiyorum. Konseptinizi diyorum. Dediğim gibi malzeme çok önemli. Yani burada konsept maketinde bitmiş, çok iyi gözüken, çok iyi cilalanmış maketler değil, sizin ana fikrinizi anlatan maketlerin daha ön planda olması lazım. Şimdi bu konsept maketlerinde tabii oynamalar da yapacağız. Yani bu konsept maketi aldım, bitirdim, yaptım, bitti gibi değil de o her an değiştirilebilir de olmalı. O yüzden konsept maketlerinizi böyle daha hani iğneleyerek vesaire yapmanızı ben size tavsiye ediyorum. Çalışma maketleri de keza öyle. Çalışma maketlerinde de aynı demin söylediğim gibi sizin bitmiş ürününüzü değil, sizin üretim sürecinizi gösteren maketler olması lazım. Şimdi o yüzden sizin özellikle mimari projelerinizde maketlerinizi devamlı fotoğraflayın. Gerekirse aynı açıdan fotoğraf çekmeye çalışın. Yani masanın bir bölümünü işte şurada çekmiştim. Diğer daha önce çektiğiniz fotoğraflara bakarak işte aynı şekilde çekmeye çalışarak sizin projenizin evrimini maketlerle gösteren bir dizi yapmanız finalde çok 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 etkili oluyor. Şimdi bu çalışma maketlerinde en kolay yöntem bu strafor arkadaşlar, bildiğiniz köpük. Çünkü çok kolay yapılıyor. Kütleyi çok çabuk elde ediyorsunuz. Normal bir kütleyi işte 600'ünü teker teker kesmemiz gerekirken şeyde straforda sadece kütleyi kesiyoruz. Eğer kütle daha büyükse tabii üst üste koyuyoruz vesaire. Ama çalışması çok kolay. Biz de zaten yani mimari tasarımda ilk birkaç hafta tasarım sürecinin ilk birkaç haftasında böyle strafor kullanılmasına çoğunlukla izin veriyoruz. Ama daha sonra yani mesela bir aydan sonra artık hala köpükle maket geçiyorsa siz biraz geri kalmışsınız demektir. Bir de kesit maket var arkadaşlar. Kesit maketlerde de sanki projenizi kesmişsiniz ve ikiye bölmüşsünüz gibi gösteriyorsunuz. İki tane maket yapıyorsunuz. Onun gibi bir şey aslında. Maketinizi iki taraflı yapıyorsunuz. Eğer içeride çok güzel bir mekan yarattığınızı düşünüyorsanız eğer, iç mekanı kuvvetli
mekanlar yaptığınızı düşünüyorsanız eğer, işte galeri boşlukları, böyle çok hareketli şeyler, platform, yani hareketli platform dediğim böyle sabit bir, hani bu galeri boşlukluk gibi sabit bir yükselti değil de birbirine geçen platformlar gibi galeri boşlukları yaptıysanız eğer, kesit maketi mutlaka yapmanızı ben size tavsiye ediyorum. Çünkü projenizi bir adım öne sıçratır. Gibi. Tabii o kesit maketini de genellikle sizin yaptığınız çizimdeki kesit olan yerden alırsanız, ki zaten kesit aldığınız yer de sizin en can alıcı noktanızdır kesitinizde, değil mi? Çünkü kesiti en kolay çizilen yerden değil, en fazla veriyi veren, mekanınızı en zengin gösteren yerden almak istiyoruz kesitimizi. Ve sunum maketinde de artık her şey tertemiz bir şekilde getiriyoruz. Şimdi tabii maketlerin ölçekleri var. 1/500 maket ölçeğinde genellikle kütle kompozisyonunu okuruz. İşte çevre bir vaziyet planı ölçeğidir genellikle, çünkü 1/500. Kütle kompozisyonunu okuruz, okuturuz. Çevre deki binalar mutlaka olması lazım. Ulaşımın vesaire okunması lazım. Kendi kütlemizde ise daha detaya girmeden sadece kütlemizi bir şekilde temsil ediyoruz. 1/200 maketlerde ise biraz daha detay girmeye başlıyor. Artık işte açıklıklar daha net. Böyle 100 makete geçtiğimizde artık tüm işte doğramalar vesaire her türlü detayı görmeye başlıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş maketimizi detaylandırmaya başlıyoruz. Bu ilk 1/500 makette gösterdiğim görselin 1/50 maketi. Ve Legolarla arkadaşlar. Bir Yark Ingels. Ondan da birkaç başka şeyi göstereceğim. Çünkü bir Lego yaklaşık hani bir 3,5 santim falan gibi bir şey olduğu için 1/50 ölçüye geliyor. Yavaş yavaş detaylandırıyoruz. Ve 1/20 ölçüye geçtiğimizde ise artık tamamen bütün konstrüksiyonu, tüm doğramaları, objeleri, tefrişi, mekanın içindeki tefrişi vesaire her şeyi artık 1/20 maketin içine koyuyoruz. Şimdi maket yaparken ki bazı püf noktalarından bahsedeceğim. İnce hocam sağ olsun bana bir veri verdi. Ben de onları örneklendirdim. Şimdi öncelikle çizimleriniz ve maketleriniz sizin ana fikrinizi destekleyecek şekilde aynı grafik dilde olmalı. Bir bütünlük olmalı. Ne demek o? Birazdan bahsedeceğim. Aynı fon kartonunu kullanmak, aynı kalemleri kullanmak, bir aynı etkiyi veren malzemeleri kullanmaktan bahsediyorum. Eğer daha böyle minimalist çizimler yapıyorsanız, daha işte monokrom çizimler yapıyorsanız, maketinizde monokrom yapmanız daha doğru olur. Ama ben kişisel tercihim, maketiniz monokrom olsun zaten. Çok nadir projelerde eğer çok belli etmek, çok güçlü bir yanınız varsa, işte bir üst örtü yapıyorsunuzdur, hepsini topluyordur. Bir podyum yapıyorsunuzdur, işte bütün projeyi topluyordur gibi. Çok böyle projenizin rahmetli Ahmet Eyüce'nin deyimiyle boncuğunuzu vurgulayacak şekilde, yani sizin konseptinizi, ana fikrinizi vurgulayacak şekilde bir objeleriniz varsa bunları da renkli yapabilirsiniz. Ama aynı şekilde paftalarınızda da aynı rengi kullanmanızı ben size tavsiye ediyorum. Bundan bahsettim. İşte pafta rengi ve maket renginin aynı olmasından. Bir de maketinizi renklendirirken çevresi ile uyumlu olmasını istiyorsanız zaten monokrom yapın.
Ama çevresinden daha çok öne çıkmasını istiyorsanız daha farklı, çevresinden daha farklı renklerde yapabilirsiniz. Yine daha yüksek ölçekli maketlerde çevreyi, vaziyet planını yaptığınız maketlerde bir de kaldırım diye bir şey var değil mi? Yolları kaldırımdan ayıran bir çizgi olması lazım. İşte bu yüzden biz ilk önce zeminin üzerine bir yapı adalarını kesip koyuyoruz. Onun üzerine kütlelerini koyuyoruz. Eğer yapı adalarını altından yerleştirirsek yollar kaldırımlarının üstüne çıkar değil mi? O yüzden çok gerçekçi olmaz. Çünkü genellikle kaldırımlar üstte ve yollar alttadır. Maket boyutları büyük olursa eğer onu taşıyacak ve eğer ahşap gibi başka malzemelerle ağır şeyler kullanırsanız, çamur vesaire gibi şeyler kullanırsanız ona normal bir böyle maket kartonu veya işte bundan biraz daha kalın bir maket kartonu altlık yapmak yetmeyecektir. O zaman biraz daha güçlü bir altlık bulmak zorunda kalabilirsiniz. O zaman işte bir marangoza gidip oradan bir altlık kestirmeniz eğilip bükülmesini maketinizin taşırken özellikle engeller. Makette kullandığınız ağaçlar, aydınlatma elemanları vesaire bunun gibi şeylerin maket ölçeğinizle uyumlu olması lazım. Ve oradaki vejetasyon nasılsa veya sizin tasarladığınız vejetasyon nasılsa o vejetasyona uygun ağaçlar bulmanız da çok önemli. Ayvadana veya civan perçemi diye aktarlarda satılan bir şey var. Bitki var. Belki görmüşsünüzdür büyük sınıfların maketlerinde böyle bir bitki koyuyorlar. O bitkiyi kullanabilirsiniz. Ben tercihen onu kullanırken bir sprey boyayla boyuyorum bitkiyi. İşte bir beyaz bir sprey boyayla boyuyorum. Ondan sonra koyuyorum. Hem dökülmesini engelliyor hem de o boya kuruduktan sonra kokmasını engelliyor. Çünkü çok bir garip bir kokusu var. Böyle her tarafa yayılıyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani o koku nasıl bir şey bilmiyorum ama kaynatıp içerseniz idrar yollarına iyi geldiğini söylüyorlar. İmar paftası çıktılarının üzerine maketlerimizi koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü bir maketin üzerinde çizgi olmaz. Kalemle bir maketin üzerine hiçbir şey yapmıyoruz. Maket dediğimiz şey kütleden ibarettir. Eğer bir şey çizmek istiyorsak onu maket bıçağıyla çiziyoruz. Hatta birazdan da uygulamada göstereceğim. Keserken de kalemle işaretlemek yerine maket bıçağıyla işaretlerseniz eğer keseceğiniz yerleri o zaman çok daha temiz maketler elde edersiniz. Böyle özene bezene çizim yaptıktan sonra bir de şöyle güzel bir kuzey oku maketiniz hak ediyor. Tabi buradalarda bazı over design, aşırı tasarlanmış kuzey okları olsa da ben mesela en çok şunu severim. Şunu. Gözükmüyor. Tamam siz tercih edin. Siz şey yapın. Hangisi sizce? En altta solda. Şu. Neden? Çünkü perspektif var. Evet. Evet. Devam ediyorum. Yapıştırıcı kullanırken arada bir pencereyi açıyoruz arkadaşlar. Çünkü yani sağlığa zararlı. Değil mi? Peligomla devamlı aynı ortamda bulunmuyoruz. Benim ya ben şu bütün keseceklerimi keseyim elimde maket bıçağı varken ondan sonra yapıştırırım deyip kesip sonra yapıştırırken bayılmışlığım vardır. Gerçekten. True story. Artık çok uykumuz gelmişse de kesimle alakalı bir şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Uyuyoruz en azından birkaç saat kendimizi toparlıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi birazcık uygulamalara geçeceğim. Ondan önce hatta şeyi göstermek istiyorum. Bjerk Ingels, Deniz hocanızın da tez konusu, doktora tez konusu olan Bjerk Ingels'ten bazı örnekler vermek istiyorum. www.big.dk Mimarlık eğitimi adına her şeyi bulabileceğiniz bir site. Yani Bjerk Ingels 40 yaşın üzerinde, yani çok fazla değil ama bir
Starkitect artık diyebiliriz. Çünkü her yer tarafta artık internette karşımıza çıkıyor. Netflix'te bile belgeselde karşıma çıktı. Yani adam bir erken gelse evet. Instagram'da takip edin. Çok ilginç projeleri var. Ve sitesinde bir projeyi o kadar güzel anlatıyor ki zaten bir sonraki yani birkaç hafta sonra 3 boyutlu sunum tekniklerinde de yine bu şeyden örnek vereceğim. Ama bu günlük size maketlerinden bahsetmek istiyorum. İşte her bir şeyin künyesi var. Nerede, ne kadar, kaç metrekare, işte nasıl yapmış, sahibi kim vesaire. Ve burada da çok güzel diyagramları var. Bunları hızlı geçeceğim arkadaşlar. İnceleyin. Bir konsept, işte bir konsept nasıl açıklanır, nasıl grafik olarak anlatılır? Sözel değil de grafik olarak bir konsept nasıl anlatılır? İşte buradan görebiliriz. Burada işte şunlar bunlar işte şeyleri programları nasıl yerleştirdiğini anlatıyor. Ben buraları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü makete hemen gelmek istiyorum. Fotoğraf maketlerinizi düzgün yaparsanız onları aynı bu şekilde çok güzel fotoğraflarsanız render gibi zaten kullanabilirsiniz. Hatta bazı zamanlar baharda daha güneşli günlerde bazen atölye yapıyorum. Bir arazi fotoğrafına maket fotoğrafı yerleştirme. Belki yine yaparız bu derste veya başka bir derste. Tabii maketin altına ışık vermek de çok güzel bir etki veriyor. Kütleyi direkt okutuyor. Başka bir proje. İşte böyle bir program vardı. Bu programı doladım ve bir boşluk açtım diyor burada diyagramlarla. Yine ben buraları hızlı geçiyorum. Siz daha iyi bir şekilde incelersiniz. İşte konsept nedir? Konsept budur arkadaşlar. İşte maket. Ne kadar sade. Ulaşım şeyleri belli. Çevredeki kütleler belli. Ve zaten binanın yapı dilinde, bina da birbirinin üst üstüne binen kütleler gibi tasarlandığı için maketi de aynı şekilde burada aynı teknikte yapıldığını görebiliriz. Devam ediyorum. Yine bir Akin Gels'ten. Başka bir proje. Yine konsepti anlatıyor. İşte bir yerden bir yere bir nehir üstünde bir köprü yapı. Render gibi maketler değil mi? Monokrom. Çok az malzeme farkı var. Çok az malzeme farkı var. İnsanlar renkli. Genellikle insanlar renkli kullanıyor. O da ilginç bir detay. Bakın nehri nasıl anlatmış? Parlak bir yüzey. Orayı alıp maviye boyamamış. Mavi, su, mavi eşittir. Ben de böyle yapayım. Değil. Orada parlak bir yüzey var. Ve o parlak yüzey zaten orada bize suyun olduğunu çağrıştırıyor. Evet. Yine bir spor kompleksi projesi. Temel tasarımda noktasal birleşimlerden kaçırınız diyoruz ama bazen de güzel olabiliyor. Yani siz kendi duygularınıza güvenin bence. Nokta var tabii. Bu da belki buralarda bir kolon vardır. Kolonsal birleşiyordur. Neyse maketine bakalım biz. Ha, geçtik maketi. Neyse bu da böyle bir proje. İşte bu kadar projesi var arkadaşlar. Şunları böyle alın bakın. Yani hepsini teker teker bir de logosunu da yapmış gördüğünüz gibi. Eskiden ilk böyle bundan bir 10 sene önce falan pingball oynayabiliyorduk bununla. Öyle bir şey yapmışlardı. Hani aşağıdan topu düşürmeye çalışıyorduk ya bu yukarıdaki topları vurup. Öyle eğlenceli bir karakter kendisi yani.
Şimdi biraz uygulamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir kesim matı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir şöyle kaldırayım mı? Kesim matı. Bu 60'a 40 mı öyle bir şeydi. Bunun biraz daha küçüğü de var. 30'a 45 falan gibi. Ama hani büyük alırsanız daha iyi. Ama 30'a 45'ten daha da küçük almayın. Bunu alıyorsunuz ve çizim çantanıza koyuyorsunuz. Hep yanınızda oluyor. Eğer masanın üzerine maket bıçağı değdirdiğinizi görürsem ben çok üzülürüm. Neden? Çünkü bu masalar sizin vergileriniz ve sizin ailenizin vergilerinizle alınıyor. Tamam mı arkadaşlar? İyi davranın masalarınıza. Kendi her zaman çizim matınızın üzerinde lütfen kesimlerinizi yapın. Bu çizim matı sadece korumak için değil, aynı zamanda maket yapmamızı da kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir güzel bir iki tane maket bıçağı alıyoruz. Bu maket bıçakları işte bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Böyle otomatik kitlenen alırsanız daha iyi olur. Çünkü her zaman kitle falan bazen üşeniyorsunuz, sonra kayıyor, patlıyor, çatlıyor. O yüzden otomatik kitlenen alıyorsanız daha iyi olur. Bir de arkadaşlar bir malzemeyi alırken, örneğin bu maket bıçağını alırken düzgün alın. Bir kere para verin, güzel alın ve yıllarca kullanın. Yani ben şunu yıllardır kullanıyorum. Şunu da yıllardır kullanıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama plastik gidip plastik maket bıçağı alıyorsunuz. Köşesi kırılıyor, bilmem ne oluyor falan. Bir sürü sorun. Bir de iyi maket bıçağının şöyle bir özelliği vardır. Bunu böyle çıkartınca ucu çok fazla sallanmaz. Biraz sallanır ama çok sallanmaz. Çok sallanırsa o zaman bir yerlerde bir problem var demektir. Tamam mı arkadaşlar? Mesela bunda biraz problem var. Neden şuralarını biraz kanırdı, etti falan. Birazcık artık bu da niyadını dolduruyor. Tabii ki hocam. Bunların bir standart açıyla kırdıklarınız vardır. Bir de daha sivri açıyla kırdıklarınız. Bu sivri olan. Küçüklerde sivri olanı biraz elinizde artık alışmış olduğu için tercih edebilirsiniz. Çünkü sivri olduğu için evet, daha ince detayları dönmenize yardımcı olur. Ama mutlaka büyükle birlikte küçük maket bıçağınızı da yanınızda taşıyın. Daha evet, çok aslında bunu kullanacaksınız. Aynen. Daha çok bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Yani bunu mesela evde tutsanız bile olur. Her gün yanınıza taşımayın öyle silah gibi zaten. Evde tutun bunu. Bu size yeter zaten gün boyu. O hani çok büyük şeyleri kesmek için falan gibi böyle çok sert mukavvaları falan o şey onunla kesmek daha avantajlı olabiliyor. Peligon tanıyorsunuz kendinizi zaten. Çok yakından. Ve bir de görülüyor mu? Şırınga. Ne yapacağız şırıngayı hocam? İçine peligon koyacağız. Şimdi şırınga alırken arkadaşlar bunu şöyle biraz yakınlaştırayım isterseniz. Ama netliği ona göre ayarlamıştım. Neyse şurada göstereyim. Şunu da açamadım. Ne yapıyoruz? Maket bıçağı. Bu şırıngayı alırken şöyle bir detay var. Hepiniz fizik alarak geldiniz buraya değil mi? Fizik dersini. Ne vardı? Basınçlar vardı. İşte bir tüpün çapı vardı vesaire. İşte pistonlar falan. Burada da sizin daha kontrollü olmanız için minimum incelikte şırıngası olan ve maksimum kalınlıkta iğnesi olan bir şırınga tercih edin. Bunun numarası ne bilmiyorum. Bir yerlerde yazıyordur muhtemelen ama. Evet. Bir de ben şu anda yanımda getirmeyi unuttum ama bu şırınganın ucunu
keserseniz eğer böyle şeyle bir penseyle, pensenin böyle keskin tarafı olur ya veya karga burun gibi keskin bir şeyle ucunu keserseniz eğer çok daha kontrollü şey yapar. Hem de evet, hem tehlikesiz çünkü sivriliğe gitmiş olacak. Hem de daha kontrollü. Neden kontrollü? Çünkü siz bunu şöyle tuttuğunuzda parmaklarınızın ucuna daha yakın olacaktır bunun ucu. Tamam mı arkadaşlar? Efendim? Pense var mı? Var. Versene. Evet, teşekkür ediyoruz penseyle gezdiği için arkadaşa. Peki ben size o sırada başka şeyler göstereyim. Bir çelik metre, çelik metreyi göstermiş miydim? Ama biliyorsunuz zaten 50 santim çelik metre genellikle yetiyor. Ama 50-70'leri keserken bazen yetmeyebiliyor ama genellikle yetiyor. 50 santimlik bir şey yeter. Penseyi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu ucundan kırıyoruz. Böyle. Şimdi ucundan baskıyla kırdığımız için bunun ucu tıkanıyor. O yüzden bu ucunun uzayan yönü, yani sizin baskı yaptığınız açıya dik bir açıda tekrar baskı yapıp bunun ucunu açmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Ucu bu sefer açılıyor. Bir de ben şöyle bir şey yapıyordum. Bir bant var mı acaba? Genellikle bu söylediğim elektrik bandıyla daha iyi oluyor. Uzatabilir misin rica etsem? Elektrik bandı da var diyen var mı acaba? Süper. Neyse ama gerek yok. Şimdilik bunu göstereceğim. Çünkü o biraz daha elastik bir bant. Ben bunu yaptıktan sonra şurasını bantlıyorum. Burasını bantlıyorum çünkü bazen çıkabiliyor. Ve patlayıp bütün maketinize falan gelebiliyor. Yani bir kere başına gelince insanın böyle formüller buluyor. Bunu şu şekilde bayağı çekiştirerek elektrik bandıyla özellikle buraya bantlarsanız eğer bastıra bastıra bunun aniden fırlamasını, ucunu aniden fırlamasında engel oluyorsunuz. Peki buna nasıl şeyi dolduruyoruz? Peligomu dolduruyoruz. Çıkartıyoruz öncelikle. Şunu da parlaklığını alalım şöyle. Alıyoruz peligomumuzu. Bunu içine ayırdık. İçine dolduruyoruz. Peligom eğer çok fırlıyorsa, çok fazla çıkıyorsa durdurmak için yanlarına bastırıyoruz arkadaşlar ve duruyor. Şu yanlarına bastırınca durur. Kapatıyoruz peligomumuzu ve şırıngamızı takarken yukarı çeviriyoruz. Birazcık bekliyoruz. Neden? İçindeki hava çıksın diye. Bu hava yavaş yavaş, usul usul yukarı çıkıyor. Elimize bu sırada bir tane peçete alıyoruz. Ve şu çıkanları bu sesi duyduğunuzda çok güzel. Başarmışsınız demektir. Evet. Şırıngamız hazır. Şimdi birazcık da gönyelerden bahsetmek istiyorum. Bu benim öğrencilik gönyem. Hala saklıyorum. Bakın kenarlarında küçük şeyler var. Bantlar var. Benim grubumda söylemiştim. Burada da herkese söyleyeyim. Çok küçük böyle kibrit parçaları var. Ama kibritin böyle üçte biri falan kalınlığında buraya bantlanmış durumda. Ne işe yarıyor bu? Kirlenmesin diye. Çünkü bütün çiziminizin üzerinde gönye gidip gelirse ve kurşun kalemle çiziyorsanız eğer bu kirletebiliyor bütün çiziminizi. O yüzden ben böyle bir şey yapıyorum. Hatta T cetvellerine de, yani şöyle T cetveline de ben başına sonuna böyle bir
şeyden ben paralel cetvel kullandım ama T cetvelinde de aynı şekilde şöyle şey yapardım. Bantla şey yapıştırırdım. Kibrit çıtası minicik yapıştırırdım. Evet. Tamam bu cetvel şeyini trikini yapın arkadaşlar lütfen. Çok temiz çizersiniz. Evet bu cetveli kenara koyuyoruz. Bulabilirseniz de alın. Yeşil seri hatas. Şimdi benim makette kullandığım cetveller ise maket yaparken kullandığım cetveller ise numaralandırması köşeden başlayanlar arkadaşlar. Bakın burada bir Rotring cetvel var. Bunu artık sanırım ya üretmiyorlar. Cetvel değil gönye. Şu detayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Bakın burada şeyler sıfırdan başlıyor. Numaralar burada sıfırdan başlıyor bir. İkincisi şurada bir santimlik bir çizgi var. Görüyor musunuz? Şurada bir santimlik bir çizgi var. Burada da bir santimlik çizgi var. Bu çok işimize yarayacak. Tamam mı arkadaşlar? Şu çizgileri görüyor musunuz? Bir santim bakın şurada. İşte onu yapmanızı ben size tavsiye ediyorum. Bunu şeye de yapın. Yani bu cetvelden bulamazsanız eğer alın bir tane sıfırdan başlayan cetvel. Yine altına beyaz fon koyayım. Ve şu çizgileri çizin. Bir santim yani bunun bir santim burasından bir çizgi, bir santim burasından bir çizgi. Hatta bu cetvelin şu tarafında numaratörü yoktu. Ben böyle kendim asetat kalemi kullanarak şu bildiğiniz asetat kalemi hani CD kalemi dediğimiz kalemi kullanarak üzerine yazdım da. Şöyle. Burada çok net göremeyebilirsiniz ama buraya fıtı fıtı yazdım. Yine başka bir tavsiye. Buraya bu çizgileri çizdiniz ya. Oraya bir de çentik atın arkadaşlar. Cetveli modifiye ediyoruz. Makete göre. Alıyorum maket bıçağını. Hatta büyüğü alayım. O bir santimlik çizginin üzerine çizgimi çekiyorum. Oraya bir çentik atıyorum maket bıçağıyla. Yani cetvele zarar veriyorum. Evet, cetvele zarar veriyorum. Ama o çok işime yarayacak. Bu tarafına da yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çizgilerimi attım. Şöyle beyaz şeye koyayım mı? Görünüyor mu? Artık çizgiler görünmüyor ama şuralarda çizgiler var. Evet şimdi görüyorsunuz. Şurada ve şurada çentikler var yani. Şimdi diyelim ki maket yapmaya başlayacağız. Öncelikle bu başta söylediğim gibi bu kağıdın pardon çizim matının nimetlerinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Mesela şurada bakın bunun sıfır var. Elimi görüyor musunuz? Çok kenarda şey kalıyor ama şöyle yapsam daha iyi görünüyor sanırım. Bakın şurada sıfır noktası var. Ve burada rakamlar var. Çizim matında. Ve burada köşeye dayadığım an maket kartonumu bu maket kartonu da sizle eşit bu arada. Çizim çantamın içinden çıktı. Buraya dayadığınız anda buradaki mesela hiç al. Normalde nasıl yapıyorsunuz? Al cetveli, al ölç, buradan çiz falan.
Öyle yapacağınızda direkt bu maket kartonun üzerine koyup buradan diyelim ki ben işte 8 santimlik bir şey keseceğim değil mi? Buradan direkt 8 santime dayayıp maket bıçağıyla çentik atıyorum arkadaşlar. Sonra dik bir çizgi çizeceğim diyelim. İşte o zaman bu cetvelim devreye giriyor ve işte az önce yaptığım çentiye buraya dayayabilirim. Cetvelimi buraya dayayabilirim ve buradan hemen mesela 3 santime 5 santimlik bir şey mi çizeceğim? Hemen buradan çiziyorum. 5 santime geldiğim yere ise yine maket bıçağıyla küçük bir çizik atıyorum. Hiç kalem yok, kalemle işaretleme yok. Hep maket bıçağı kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra buradan bu tarafa hiza almak için yine bunu maket bıçağı, gönyenin ucunu bu tarafa dayayıp diğer tarafa doğru dik alıp kesiyorum. İstersem yani daha böyle net şey yapmak istersem buradan da ölçü alabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Ve temiz çıkıyor. Şimdi diyelim ki ben bunun işte çevresine 3 santim yüksekliğinde bir şey öreceğim. Bu kaça kaç bu? 8'e 4'tü değil mi? 5 mi? Ben 4 yaptım ama. 5 dedim 4 yaptım. Buradan 3 santimlik bir hiza alıyorum. Hatta bunu direkt şuraya koyup işte 3 santim zaten şurada. Bu matı her zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani al cetveli getir falan değil. Mat burada zaten. Hemen istediğiniz ölçüyü alabilirsiniz. Bunu buraya koydum. Kaç santim şey almalıyım? Mesela çevresini döneceğim diyelim. Kenarlarını döneceğim diyelim. Ne yapacağız? Yüksekliğin 3 olan 8. Şöyle. Kenarlarını döneceğim. Kaç ne kadar almalıyım? Daha doğrusu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuraya çizeyim. Biraz daha kalın bir kalem var mı? Burada görünmeyecek çünkü. Böyle kalın bir kalem. Ha mesela. Bu daha iyi sanki. Yani burada bir şey var. Maket kartonu var. Diyelim şöyle. Ben bu maket kartonunun etrafına işte belki parapetiyle falan birlikte başka bir maket kartonu dönmek istiyorum. Anlatabildim mi? Parapet ne demek biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsunuz parapeti. Parapet damlarda sizin damdan düşmemenizi sağlayan korkuluk. Korkuluk gibi düşünebilirsiniz. Ona parapet deniyor. Şimdi 3 santime aldım. Bu maketimizin kalınlığı ne kadar? 1 milim falandı yanlış hatırlamıyorsam veya 1,5 falandı. 1 milim diyelim. Biz bu alanımızdan daha geniş döndüğümüz için ne yapacağız burada? 8.2 alacağız değil mi? Hemen bakın buraya koyuyoruz. 10 8 işte bu 8.5 8.2 de şurada falan. Hemen bir çentik atıyorum. Sonra 4'tü diğer kenarı. Ne yapacağım? 4.2. 4.2. Sonra yine 8.2. Sonra 3.2. Şimdi bunlara dik çizmem gerekiyor, değil mi? Ne yapıyorum? Hemen az önce cetvelime yaptığım çentiki şu maketin kenarına dayıyorum ve hemen diklerimi kesmiyorum. Çiziyorum sadece.
3.2 değildi pardon, 4.2 idi değil mi? Evet. 3, 4.2. Şuradan da hemen dik alayım. Hatta hayatı çok kolaylaştırıyor arkadaşlar bu şey. Gönye'nin bir santim, böyle yarım santimde, hem o bir santimlik çizgisi kolaylaştırıyor, hem de gönyenin tam sıfır noktasından numaraların başlaması çok maketteki çizimlerde çok kolaylaştırıyor. Buradan zaten şey almıştım, hiza almıştım. Biraz tersime gelecek ama kesiyorum. Bu arada maket bıçağının ucuna acımıyoruz arkadaşlar. Devamlı kırıyoruz. 15 dakikada bir kırıyoruz. Ne kadar? Çünkü bir kutusu onun kaç para? 5 lira mı? 10 lira mı? İçinde kaç tane uç var? 100 mü? 9-10 tane. Ha? Hayır. Şu uçlardan. Bir tanesinde 10 tane yok mu? 10 tane var. 10 tane uç olursa 100 olmuyor mu? Niye gülüyorsunuz? Yani bir ucu kırdın mı trink diye bir 10 kuruş mu düşüyor? Beyninizde ha? Efendim? Duyamıyorum ki. Ha evet, öyle bir şey de var arkadaşlar. Maket bıçağı uçlarını geri dönüşümde metal kısmını atarsanız daha iyi olur. Çok güzel noktaya değindin. Teşekkürler. Bunu kestik. Şimdi kıvırıyoruz arkadaşlar. Az önce bu kenarlarını şey yapmadığım için, kesmediğim için, sadece oraya çizik attığım için bunlar çok güzel bir şekilde ayrıldı birbirinden. Yani her parçayı teker teker kesmek zorunda kalmadım. Tamam mı arkadaşlar? Sonra elime alıyorum. Bu arada ben şöyle bir şey yapardım arkadaşlar. Şimdi maket yaparken bunun ucu devamlı akar böyle. O her seferinde bunu tutup şöyle yapmanız gerekir. Her seferinde bunu tutup böyle yapmanız gerekir. Ben bir tane tişörtümü feda edip onu giyip her seferinde şöyle yapıyordum. Çok kolay oluyor. Gerçekten size de tavsiye ederim. Şöyle kameraya da göstereyim. Bakın şöyle koltuk altına doğru şöyle çektiriyorsunuz ve temizliyorsunuz. Sonra orada böyle kalıp gibi oluyor yapışkan. Sonra onu böyle soyuyorsunuz, makineye atıyorsunuz. Makineyle birlikte atmıyorsunuz. Çünkü ama geliyor şey kuruduktan sonra. Veya ya ben öyle pis işlere giremem diyorsanız da oturuyorsunuz her seferinde alıp bunu böyle ucunu temizliyorsunuz. İnce işler. Bakın böyle. Bu mu? Az sürerseniz hızlı yapışır arkadaşlar. Çok sürerseniz yavaş yapışır. Tamam. Belki birazcık daha aşağıdadır mesela, parapet boşluğu yapalım. Tabii bu çok şey bir kağıt olduğu için, eski bir şey olduğu için yamuk köşesi falan. Tamam. Tertemiz çıkıyor. Bir de bu yapışkanların arkadaşlar şeyleri, köşeleri, daha doğrusu bu süngerli yapışkanlar bu peligomu emiyor. Bakın hemen
ucundan çıkar böyle, hemen temizlemeniz lazım. Köşeleri yapışkanı emer arkadaşlar. Yani süngerli strafor eğer kullanıyorsanız, süngerli maket kartonu kullanıyorsanız eğer, Uhupor kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Çünkü Uhupor eritmiyor straforu. Strafor ne? Ne? Yani straforlu karton bu. Bu kartonun içinde strafor var. Yani köpük var. O köpüğün hani kesitinde şey olduğunuz için, kesitinde strafor olduğu için oradan uhu sürerseniz şey oluyor. İçine doğru gidiyor, eritiyor, yapıştırmıyor. O yüzden böyle straforlu maket kartonu kullanıyorsunuz. Ama burada var mı bilmiyorum. Getirdim mi? Tamamen kağıt. Yok, bu da öyle değil sanırım. Bakayım. Ha, bu karton gibi. Mesela şey kullanırsanız eğer, tamamen karton kullanırsanız eğer, bu normal Pegom'da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, size çok güzel bazı programlardan da bahsedeceğim. Maket yapma programları. O ne hocam? Şurada kendileri. Slicer. Autodesk Slicer. Bir kere Autodesk'e gidip bir kayıt oluyorsunuz işte. Ve bir ay içinde de öğrenci kimliğinizi e-mail mi atmanız gerekiyor? Öyle bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Üye oluyorsunuz. Üye olursanız eğer Autodesk'in tüm ürünlerini, ya yani çoğu ürünlerini kullanabiliyorsunuz. Bu Fusion 360 ise aslında daha çok böyle makine mühendislerinin ve endüstriyel tasarımcıların kullandığı history based bir parametrik tasarım programı. Benim bilgisayar dersimi bu dönem aldıysanız anlatmışımdır ilk derste. Ama kendi içinde birçok simülasyonu, yani strüktürel simülasyon, hatta generative design, yani türetken tasarım gibi bazı şeyleri de var. Yani strüktürel form bulma konsolları da var. Yalnız o konsolları sanırım eğitim versiyonunda yok diye biliyorum. Bu Slicer programını arkadaşlar yüklüyorsunuz. Diyelim ki bir modelleme yaptık diyelim. Bu Autodesk app'in içinde işte Revit arkadaşlar, Revit öğrenin. ARCHICAD veya Revit, ikisinden birisini öğrenin. Ben ARCHICAD öğrendim zamanında ve hep öyle gitti. Revit'e çok fazla zamanım olmadı ama lütfen siz öğrenin arkadaşlar. Hep derslerde bahsedip duruyorum bu şeylerden, programlardan. Diyelim ki bir programda bir kabuk tasarladınız. Tamam mı? Şu şekilde bir kabuk tasarladınız. Veya nasıl yaptığımızı hemen kısaca gösterelim mi bunu? Hemen gösterelim. Bu şey Rhino'yu öğreneceğiz arkadaşlar şeyde. Önümüzdeki derste bir grupta, daha bir grupta da diğerinde başka haftalarda şey yapacağız. Aynı AutoCAD'e benziyor. AutoCAD'i bu hafta gördünüz zaten. Ama AutoCAD'in 3 boyutlusu gibi düşünebiliriz. Bir çizgi çiziyorum. Bir kesit çizgisi. Şöyle. Bir kesit çizgisini çizdikten sonra bunu bir yüzey yaratıyorum. Bundan. Sonra bu yüzeyi seç diyorum ve extrude et diyorum. Nerede extrude? Extrude surface diyorum ve
Yani şöyle uzatıyorum. İşte Rhino bu kadar basit bir program arkadaşlar. Tamam. Neyse, bu SketchUp da olabilir. Başka programlar da olabilir. Ama önemli olan bir kabuk yaratmak. Bir kabuk modellemek. Tamam mı arkadaşlar? Yani mesela ben şu bardağı modelleyecek olsam ne olur? Şu bardağı modelleyecek olsam bunu sadece bir yüzey ve altı gibi değil, bunun bir içi var, bir dışı var ve et kalınlığı var. Ve altında da bir et kalınlığı var, değil mi? İşte bunu düşünerek her tarafı kapalı bir kütle olarak modelliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Her tarafı kapalı bir kütle yapıyoruz ve bunu işte seçiyoruz. Ne eğer şey yapacaksak, hangisini yapacaksak, burada hangi şeyi maketini yapacaksak export diyoruz. Ve önemli detay, yazın isterseniz. STL, stereolitografi. STL, STL olarak kaydediyoruz. Eğer olmuyorsa da OBJ olarak kaydediyoruz. Ama her zaman OBJ'ye bakın burada. Object, nesne demek. Ama her zaman STL çok daha stabil bir formattır. OBJ bazen saçmalayabiliyor arkadaşlar, tamam mı? O yüzden daha çok STL olarak. Aktarırken de böyle oluyor. Efendim? Revit'ten aktarırken. Şimdi bakın arkadaşlar, Revit'ten bir şeyi aktarırken veya ArchiCAD'ten bir şeyi maketini aktarırken böyle her şeyi ya Allah tazik diye gidemiyorsunuz. Onu oturup bütün bir modeli tek bir kabuğa dönüştürmeniz lazım. Ama Revit'teki kullanacağınız tasarımdaki bir kabuğu, mesela tasarımınızın bir kabuğunu gönderebilirsiniz. Ama mesela içinde kolonlar var, kirişler var, işte döşemeler var, kabuğu ayrı, cephesi ayrı, bir sürü bileşenleri olan bir modeli STL olarak zaten kaydetmeniz çok zor. Kaydetseniz bile bunu eğer biraz sonra göstereceğim maket programına atınca çok fazla saçmalıklar çıkacaktır. Benim söylediğim bir kabuk. Mesela bunu bir kabuk. Bunu STL olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Ya bunu bir kabuk olarak düşünün. Ben mesela bunun maketini yapacağım. Bunu kabuk olarak yapıyorsunuz. Eğer bunun içinde döşemeler, kirişler, kolonlar olursa o bir kabuk olmaktan çıkar. O bambaşka bir şey olur. Ben size bir kabuğun maketinden yapmaktan bahsediyorum. Bu kabuk hani illa irrasyonel formda olmak zorunda değil. Bu açısal bir şey de olabilir, eğrisel bir şey de olabilir, düz de olabilir. Ama tek bir hacmi olan bir kütle yapmaktan bahsediyorum. Slicer for Fusion 360. Evet. Açtık programı. Buradan import diyoruz. Bakın burada bir işte kabuk daha önceden yapmışım. Okey diyorum. Ve açıyorum. Şimdi bu program genelde bu XY karmaşası yapıyor arkadaşlar. Pardon, YZ karmaşası yapabiliyor. Çünkü biz CAD programlarında Z boyutunu her zaman dik olarak alırız. Ama CAD programları, CAM programları, Manufacturing, Computer Aided Manufacturing, yani bilgisayar destekli üretim programları, ilk dersten hatırlarsanız bilgisayar destekli çizim dersinde bahsetmiştim. Programları Y'yi her zaman Z'yi her zaman Y gibi alır bizim anladığımız. Yani sanki biz hep cephesel bakıyoruz ve X, Y böyle, Z de böyle gibi algılar. Anlatabildim değil mi? Şimdi kabuğumuzu programa attık. Öncelikle biz nasıl bir malzemeden bunu üreteceğiz?
onu seçiyoruz. Diyelim ki 5 milimlik mukavvalarla sanki bir arazi maketi yapıyormuş gibi üreteceğiz diyelim. Anlatabildim mi? Ne yapıyorum? Buradan ben ve o kullanacağımız maket kartonunun boyutları ne? Diyelim ki 50'ye 70. Veya işte A3 diyelim. Buradan ben bir boyut seçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? A3 diyelim şöyle. İstersen burada bunu düzenleyebilirim. İşte işte burada bak, kendim düzenlediğim daha önce şeyler de varmış. 50'ye 70 varmış. İşte thickness'ı 0.2 santim, 2 inç santimmiş. Öyle olmasın da kaç milim olsun mesela? 5 milim olsun, değil mi? Tamam dedim. Done diyorum. Yani 50'ye 70, 5 milimlik maket kartonuyla bu işi yapacağım diyorum. Sonra benim objemin yüksekliği, genişliği ne kadar? Ona bakıyorum. Diyelim ki bu işte ölçekli zaten çizdiğim için işte 12 santime 20 santimlik bir şey oluyor diyelim mesela. Yani ölçeğini buradan kontrol ediyoruz, öyle söyleyeyim. Daha sonra buradan bir teknik seçiyorum. Maket yapım tekniği. İlki burada stacked slices, aynen arazi maketi yapar gibi. Stacked slices'a bakınca bakın bu maketi benim şöyle yan yana dizerek şu şekilde oluşturduğumu görebiliyoruz. Eğer ben bunu böyle değil de aşağıdan yukarı yapmak istersem, buradan şu slice direction'a basıyorum arkadaşlar ve şuradan yönümü değiştiriyorum. Bir bakın, bu şekilde oluyor. Ve burada her bir buradaki birimin kesim planını size veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Daha yeni başladık. Durun. Interlocked slices. Bu ise birbirinin içine geçen şeyler yapıyor. Şu şekilde. Aslında bunun diğer bir adı da waffle structure. Tamam mı arkadaşlar? Yine burada bunların yönünü işte kaç taneye kaç tane şey olsun gibi belki bunu göstermem için şunu mesela 40 yapsam ne olur? Belki daha iyi olur. Şöyle. Ve şunu da biraz daha fazla yapayım mesela. Bunda mesela poligon kullanmamıza da gerek kalmaz çünkü iç içe geçiyor. Evet ama uçlarında gerekiyor. Çünkü şöyle geçince şöyle birbirine geçiyorlar ya, böyle geçince bunların uçları sallanabiliyor. O yüzden bu uçlarından şey yapmak gerekebilir. Neyse, interlock slices da böyle bir şey arkadaşlar. Curve ise, curve de böyle interlock slices'ın birazcık daha eğrisel şeylerine hakim olabiliyorsunuz. Bu teknikte de böyle. Radial slices da yine bu slice'ları radyal olarak yapabiliyorsunuz. Burada bunun ayarları var. Bunları artık hepsini teker teker göstermeyeceğim. Sadece üstünden geçiyorum. Evet. Şimdi en süper şeyi arkadaşlar. Folded panels. Bu bütün bu kütlenizi sanki milliyet kardeş vermişçesine yapıyor. Milliyet kardeş ne? Tabii çok yaşımı belli ettim ama eskiden gazeteler maket şeyleri verirdi. Kartonları verirdi. Siz onları kesmeniz gereken yerden keserdiniz ve o maketleri yapardınız. İşte bu programda onu yapıyor size. Size bu kütleyi oluşturmak için şu kesim şeylerini veriyor ve yapıyoruz. Yalnız burada şöyle dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Burada bakın bazı kırmızılar var ve bazı maviler var. Kırmızılar bu kesim alanına sığmayanlar. Tamam mı?
Eğer bu kesim alanına sığmıyorsa ki bunu aslında düşürür, ben büyüklüğünü fazla yapmıştım. Oy. 220 diyorum. Şimdi bu eğer kesim alanı çok fazlaysa, bunlar sığmıyorsa, biz burada kenarları tanımlıyoruz. Mesela şurada bütün bu kenar şuradan diğer tarafa doğru gittiği için bu parçalar burada saçma sapan gözüküyor. O yüzden burada add or remove seams diyor. Buna basıyorum. İstiyorsanız fotoğraf çekin, istiyorsanız yazın. Add or remove seams ile buraya bir nokta ekliyorum bakın. Bu noktaları ekledikçe şu köşelere add or remove seams. Mesela şuraya bir de bir nokta ekleyelim. Şimdi tabi bu sonra done diyoruz. Ve böyle böyle buradaki kırmızılıklar kalmayıncaya kadar, tamam, zaten bunları yaptıkça bu mavilerin dönüştüğünü görebiliyoruz. Şimdi tabii ben burada çok basit bir şey yaptım. Bu, yani bunu alıp maket bıçağından tek boyutlu bir şey yapıp gayet rahat da yapabilirsiniz, ama çok daha böyle karmaşık modeller de olabiliyor arkadaşlar. O yüzden neyse, bunu kapatmayayım. O yüzden yani ben size yöntemi gösteriyorum. Şu nasıl bir şeymiş? Şöyle garip grup bir şeymiş. Yine bunu da aynı işte folded panels tekniği ile buradan işte yine seamlerini ve ridge'lerini şey yaparak santimetre diyelim. İşte buradan da 50'ye 70 miydi bizim şey? Direkt buna sığdı zaten. A3 mü yapalım, ne yapalım? A4 yapalım, sığdırmaya çalışalım. Burada mesela şuralara ekleyerek, add or remove seams diyerek şuralara bu parçaları artık birbirinden ayırıp maketi yapılabilir bir kıvama getiriyoruz. Burada zaten şeyi de gösteriyor. Bir tek şu kaldı. Bunu da şuradan ayırırsak sanırım olacak. A4 kağıda sığıyor her şey. Her şey mavi olunca artık burada done diyoruz. Ve şuradaki en son get plants diyoruz. Ve burada bu çizimi export to my computer diyerek, istersek PDF, istersek DXF, mesela gidip bunu lazer kesime de kestirebiliriz. Çünkü EPS veya DXF yaparsak, özellikle DXF lazer kesim için daha uygun bir format. Lazer kesime götürüp bunu yaptırabiliyoruz. Son teknik ise, ben bunu görmüş müydün? 3D slices ne bu? Bunu ben ilk defa görüyorum. Yeni katmışlar sanırım bu özelliği. Bu da yani arazi maketi yapar gibi bir teknik. Evet arkadaşlar, soru var mı? Peki.